Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte gekolarda, diğer sürüngenlerde de benzer ama gekolarda deri değişiminden bahsedeceğim. Bu işlem nasıl oluyor? Nereden anlamalısınız? Deri değiştirme niye olur? Bunların sorularını cevaplayacağız arkadaşlar. Öncelikle gekomuzu bir elimize alalım arkadaşlar. Deri değiştirme zamanı biraz stresli oluyorlar ama. Şöyle aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünde sanki un gezdirilmişçesine beyaz bir katman var. Rengini merak edenler önceki videodan hatırlayabilir. Bu arkadaşlar beyaz. Gittikçe beyazlıyor, beyazlıyor, beyazlıyor. Sonra bir gün nem mağarasında pasparlak bir şekilde çıkıyor. Ölü derisini atmış oluyor. Çoğu arkadaş deri değiştirirken görmeyebilir. Ben bir kere gördüm sadece. Ölü derisini de görmeyebilirsiniz. Çünkü ölü derisini arkadaşlar besin değeri yüksek olduğu için sonrasında kendi yiyor. Deriyi rahat bir şekilde geçirmesi için arkadaşlar yapmanız gereken şöyle sıcaklığı da gördüğünüz gibi 30 civarı olursa onun için de iyi olur. Zaten sağlıklı bir geko her zaman ayda bir falan deri değiştirir yani. Özellikle yavrularda bu süreç daha da çabuk olur. Hani daha çok beslenip daha hızlı büyüdükleri için. Genelde vakitini nem mağarasında geçiriyor dememe kalmadı. Zaten nem mağarasına girdi. Nem mağarasını arkadaşlar ben sıcak alana koyuyorum. Çünkü soğuğa koyarsam hem o nem olmuyor. Sadece öyle orada kuru bir ıslaklık oluyor. Aynı zamanda da arkadaşlar hayvanı hasta edebilecek bir soğukluk oluyor orada. O yüzden size tavsiyem siz de sıcak alanda tutun. Şu an gördüğünüz gibi sıcaklık 30,5-30,6. Normalde derideyken çok rahatsız etmemek gerekiyor ama ben şimdi video çektiğim için size şöyle bir göstereyim. Bakın. Torfu hafif nemli. Ben şimdi tekrar fısfıslarım. Sıcak alandayken de işte biraz buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yemek yememesi normal öncesi ve sonrası arkadaşlar. Bütün sürüngenler için bu evrensel yani. Yemek yemeyebiliyorlar deri sonrası. Stresli oluyor tabii onlar da birazcık. Ama deriden sonra rahat bir süreç onları bekliyor arkadaşlar. Şöyle siz de net görün istiyorum hani ne kadar beyazladığını. Belki gekosunda böyle bir şeyden şüphelenen arkadaşlar fikir edinsinler diye. Yapmanız gereken tek şey zaten güzel beslenen gekolar daha sık nem deri değiştiriyor. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bir nem mağarası hazırlamak. Onu da başka bir videoda hazırlarız. Umarım nasıl yapıldığını anlatırım size. Çok zor bir şey değil zaten. Şu an görüyorsunuz. Ben size kendi el yapımı olanını nasıl yapacağınızı anlatırım. Hani belki maddi durumu sıkıntı olan arkadaşlar için öyle bir çözüm bulabiliriz ya da bu ürünleri bulamayan arkadaşlar için. Gerçekten yapımı çok kolay. Nemlendirmeyi unutmayın arkadaşlar sık sık mağaralarınızı. Ben şu an baktım hani böyle nemli ama çok da değil yani. O büyük ihtimal bugün derisini atar gibi geliyor bana. Derisini atarken de yakalayabilirsem buraya bir fotoğraf koyarım. Sizin de nasıl olduğunu görmeniz, aradaki farkı anlamanız açısından. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla geko videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.